Türkiye'de çalışan insanların, daha doğrusu toplumun %70 ila 80'i, belki de daha büyük bir kısmını işçi sınıfı olarak addedebiliriz. Bunun dışında sömürücü sınıflar vardır. Bu sömürücü sınıflardan bir tanesi burjuvazidir. Burjuvazi, bana kalırsa bu içinde bulunduğumuz sermaye birikim konjonktürü içerisinde ulusal çerçevede ele alınamayacak kudrete ulaşmış bir toplumsal sınıftır. Ve Türkiye'de aslında bakarsanız bu ulus aşırı sınıfın az sayıda mensubu vardır. Öte taraftan bir de asalak sınıflar diye tabir edebileceğimiz, kiminin orta sınıf dediği, benim dolaşımdan kökenlenen sınıf dediğim sınıflar var. Burada iki tanesi, ben üç tane olduğunu düşünüyorum. Ama bu teknokrasi, faburjuvazi ve küçük burjuvazi. Bunlardan faburjuvazi ve küçük burjuvazi benzer şekilde o %20'lik, 10'luk her neyse kesimi oluşturmaktadır ve işçi sınıfının ürettiği artı değerden nemalanmaktadır. Şimdi %80'i geri gelin. Bu ne demek oluyor? Aslında Türkiye'deki bu durumu değiştireceksek bu sömürücü ve asalak sınıflardan çok da medet ummamak gerekiyor. İttifaklara girmek gerekiyor. Mesela ben küçük burjuvazi ile işçi sınıf arasında bir ittifakın önemli olduğuna inanıyorum. Böyle bir ittifakın işçi sınıf açısından işleri kolaylaştıracağına inanıyorum. Ama öte taraftan biliyoruz ki iş en son kertede geldiğinde gelirse, yani bir sosyalist devrim süreci başlarsa, bu toplumsal sınıfın mesela önemli bir kısmı da yine sömürücü ve diğer asalak sınıfların yanında yer alır. Bu bağlamda aslında Türk işçilerinde, Kürt işçilerinde ve bu ikisinin oluşturduğu yerli işçiler diye bile mülteci işçiler katabiliriz. Arasında oluşabilecek bir bütünleşme, bir sınıf dayanışması milliyetçiliğin ana ilacıdır. İşçi sınıfına, Kürt işçi sınıfına gidebilirim. Türk işçi sınıfı, Kürt işçi sınıfına gidebilirim. Bu iki kesim mülteci işçi sınıfının yanına gidebilir mi? Bunu nasıl başarabiliriz sorusu etrafında konuyu ele almamız gerekir. Oysa ki şu anda durum bunun tam tersi. Öz itibariyle bu yaklaşım şu fikre dayanıyor. Yine bir konfeksiyon atölyesini ele alırsak, Kürt işçiler çok fazla göç etti İstanbul'a, örneğin. Sen kendileri isteyerek göç etmişler gibi. Ve bir Türk işçinin perspektifinden bakıyorum. Benim işime ortak olacaklar. Daha sonrasında son yıllarda, son 10 yıl içerisinde, son yıllarda değil mi? Artık o da uzun bir süreçtir. Şimdi hem Türk hem Kürt işçiler, mülteci ve kayıt dışı çalışan işçiler bizim işimizi elimizden alacak yaklaşım diye hareket ediyor. Ortaklaşımın ortaya çıkamamasının arkasında yatan neden ise aslında bakarsanız son derece yalın. İşçiler şöyle, işin önemli bir kısmı maalesef şu şekilde düşünmeye itilmiş. Ben patronu yaşadığı sefaati üretiyorum demiyor da, yani patron bana bağlı demiyor da, patron bana ekmek iş veriyor yaklaşım içerisinde önemli bir kesim işçisi. Bunu söylemeye başladığı andan itibaren dolayısıyla işçi sınıfı arasında bir ortaklaşma ve dayanışma sürecini oluşturabilmenin ana koşulu bana kalırsa bu işçilerin içinde bulundukları kader birliğini ve üretim ilişkilerindeki aslında başat rolü altını çizmekten, kısacası Marksist perspektiften hareket etmekten geçiyor. Tüm bu uzun monoloğum sırasında vurguladığım temel noktalardan bir tanesi, tekrar etmek gerekirse, küreselleşme neticesinde sayısı artan, üretim ilişkileri içerisinde önemi artan bu küçük atölyeler, merdiven altı atölyeler, konfeksiyonlu olabilir, mobilyası olabilir, plastik enjeksiyon olabilir, her türden metal işlemi olabilir vesaire vesaire. Neden acaba biz bu seçimden sonra uzun soluklu, sabırlı bir çalışma neticesinde bu bahsettiğimiz küçük işletmelerin sahipliğini ve yönetimini işçilere devredecek sakin bir çalışma yürütmeyi tartışmıyoruz. Somut olarak öneri bu tür bir fikrin etrafında dolanıyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu
ne diyelim, ülkede yaklaşık olarak bu türden 400 bin kadar atölye var. Bu atölyelerin 100 bin kadarı belki de İstanbul'da. Bu atölyelerin önemli bir kısmında da ve çoğunluğunda Kürt işçiler çalışıyor. Önemli bir kısmının sahibi de Kürt. Eğer mesela biz şu an itibariyle içi doldurulabilir bir strateji ile başlasak, belki önümüzdeki 5, belki 10, çok kısa bir zaman aralığı veremem. Bu atölyelerin önemli bir kısmını örneğin kooperatif benzeri bir yapıya dönüştürebilme imkanına sahibiz. Orada asgari ücretle de hemen biraz üstü bir ücret alıyorum. Çok uzun saatler çalışıyorum. Ve atölye sahibi kimi zaman bana çok kötü davranıyor. Onun ötesinde iş güvencem yok. Onun ötesinde belki atölye ortadan kalkacak zaman içerisinde işimi kaybedeceğim. Böyle bir belirsizlik. Bir tane de örnek bir Kürt işçiyi ele alalım. Bu model çerçevesinde. Hemen olabilecek bir şey değil. Bu Kürt işçisi mensubu olduğu bir üretim kooperatifinde çalışıyor. Mesela bir Kazova deneyimi var. Hep bahsediyor. Bu tek bir örnek olarak kaldı. Ve böyle binlerce atölye var İstanbul'da. Karın ortak dağıtıldığı, belli bir yatırım mantığıyla hareket eden, borcunu düzgün biçimde ödeyebilen, ama amacı işçinin sömürüsü olmayan, kaliteli iş çıkarmaya çalışan, çalışanların da sonuç olarak bu süreçten ciddi bir pay aldığı bir üretim organizasyonu. Böyle binlerce atölyenin oluşturduğu da bir üretim üst kooperatif birliği düşünelim. Bunlar mesela 10 bin atölye böyle ise 90 bin atölyede çalışan işçilere farklı bir modelin olabileceğini gösteriyor. Ve ne olursa olsun en azından İstanbul özelinde söylüyorum. Kürt ve Türk işçiler halen yine benzer mahallede, aynı mahallelerde yaşamaya devam ettikleri için büyük oranda aynı zamanda bu işçiler kendi aralarında da bu süreci bir şekilde mülahaza edeceklerdir. Bu durumda Türk işçiler artık Kürt işçileri kendilerinin bir rakibi olarak değil, içinde de yer alabilecekleri bir proje bünyesindeki yoldaşları olarak bakmaya başlayabilir. En azından belli bir kesim. Özellikle söylemek gerekirse böyle bir modelin tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Kürt hareketinin eğer böyle bir model uygulanabilecekse bunu gerçekleştirebilecek şu an itibariyle gerçekçi olmak gerekirse ve mutlulukla da en güçlü aktör, potansiyel en güçlü aktör olduğunu düşünüyorum.